Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Malatya Battalgazi ilçesinde Pelitli Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Bayram Tutuk ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin birçok ilin ilçesini ziyaret ediyoruz. Hep toprak yollarla karşılaşıyoruz. Muhtarımın yolu ana yoldan ayrıldığı 21 kilometre asfalt. Nasıl asfalt yapılmasını sağladınız efendim? Kaç dönemdir muhtarsınız? Şimdi bu seneyle beraber 6. dönem bitiyor. Evet. 30 yıllık muhtar sayılırız. 30 yıla yakın bir işte senedir bu görevdeyiz. Evet. Şimdi biz bir şey yapmışsak da devletimizin sayesinde biz yapmışız. Mutlak yani. Muhtarın çünkü imkanı yok değil mi? Biz kendi kesemizden bir şey yapmamışız. Ben evet. Biraz önce de bunu konuştum. Devletimiz zengin olursa millet de zengindir. Evet. Eğer doğru yürürse, doğru hareket etse. Evet. Şimdi 30 sene değil de 15 sene bundan evvel hiçbir şey yoktu. Şehir bina yoktu. Evet. Mesela bizim Malatya her tarafı öyleydi de. Evet. Böyle küçücük bir şeyler, sokaklar, küçücük dükkanlar, evet. Araba park yeri yoktu, evet. Arabalar da yoktu. Evet. Arabalar mesela biraz o zaman bir araba alıyorduk. Diyelim 5-10 bin liraya bir sene sonra 2-3 bin lira ulusa geliyordu. Evet. Çünkü araba yoktu. Evet. Bir şey yoktu. Alım gücü yoktu vatandaşın. Alım gücü yoktu. Alım gücü olsa da zaten alım gücü yoktu, araba da yoktu. Evet. Şimdi bir araba alıyordunuz. İkinci araba, şimdi bir araba alırsan, yeni fabrikadan alırsan, ikinciye söylüyor, yarı satsa. Evet, doğru. Ama bir mesela o arabanın değeri bir kısım düşüyor. Düşüyor mutlaka. Ondan sonra şehirler arası biz çok gördük. Şehirler arasında çok yerde bir araba bir kenara çekilir, biri geçer. Evet, yani duble yollardan yani, bahsediyorum. Yani biz bunu kimseye atmıyoruz. Yani A parti, B parti diye bir şey yok. Evet, biz bunu bekir partisi olmaz çünkü. Yani. Ondan sonra şimdi bakın bu ülkenin mesela Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bu yana olan hizmet 15 senenin içerisinde o kadardan fazla hizmet olmuştur. Evet. Hani hangi hükümet olursa, hangi başbakanımız işte cumhurbaşkanı olursa olsun kimse kastetmiyoruz. Evet. Kimse bunu da yanlış anlamasın, algılanmasınlar. Evet. Şimdi her tarafta ülkemiz şantiye halinde. Yani bu inkar edilmez. Evet. Ondan sonra üstelik içimizde de dişimizde de. Evet. Bizi istemeyen, düşürmeye çalışan, bölmeye çalışan, düşürmeye çalışan, birbirini bırakmaya çalışanlar bunlar had safhada. Evet. Biliyorsun şimdi en büyük ülkeler, en mesela süper ülkeler bizimle uğraşıyorlar. Evet. Biz her gün dinliyoruz. Birisi diye diyecek evet. Sen ne anlıyorsunuz? Bütün televizyonlar her şeyi gözüne getiriyor. İşte medya artık doğru ne olduğunu, medya artık ne olmadığını, çok insanların aynası. Kim ne yaptığını, kim ne yapmadığını, bunu düne düne her saat başından bunu söylerim. Galiba. Evet. Yani biz de elhamdülillah bundan iyiyiz. İçimizde gittikçe böyle ikilik inşallah bitiyor. İnşallah. Yani işte A parti, B parti, işte şu parti, bu parti. Herkes biliyor ki bizim karşımızda ne olduğunu, ne bittiğini, kim ne yaptığını bunu biliyorlar. Evet. Yani iyi gidiyoruz, iyi olacak. Bütün, ben diyorum eskiden bir şeyler yoktu. Mesela bizim Malatya'da iki tane cami vardı. Evet. Mesela Taza Cami, Söğütlü Camisi vardı. Evet. Onu da yıkılacaktır Resulat edildi. Evet. Edildi. Evet. Yani kimse ev yapmayı da bilmiyordu. Evet. Yani kimse bunu yanlış görmesin. Evet. Bilmesin. Kim söylüyorsa meydanda 15 sene, 15 sene bundan önce de bir baksınlar, şimdi de baksınlar. Evet. Şehrin çok içine, değişmiş. Köyün içine, yollar içine, su. Mesela bizim burada, mesela bir küçük bir köyüz. Evet. Kaç hane efendim burası? 50 hane. 50 hane. Nüfus ne kadar? Nüfusu 300'den işte küsur. Fazla biraz fazla evet. Fazla. Çoğular, şimdi biliyorsun gençler, çoğular gidiyorlar. Fazla, şey, büyük şehre gidiyor, evet. Köylere fazla şey yapmıyorlar, tercih etmiyorlar. Ondan sonra bizim burada bütün yollarımız asfalt. Ondan sonra
şebeke suyu var. Var. 5 tane su depomuz var. Altyapı? Şebeke suyu. Altyapı sadece bizim şeyimiz yok, kanalizasyonlarımız yok. Evet. Onu da bizim, hata bizim. Çünkü bir vatandaş değil, ben bırakmam ki benim tarlamda geçsin. Ondan sonra hobi bir çukur açılacak. O çukurda bir boru konulacak. Evet. O yüzden... Yer toprağın altından geçecek. Toprağın geçecek. Evet. İşte bizim bu eksiklerimiz var. Bizim böyle cins kişiler var. Bizde. Yani uyumsuz diye var. Cins değil mi? Yani uyumsuz insanlar var. Var işte. Uyumsuz, uyumlu. Belli ediyor kendini. Evet. O yüzden sadece o kalmış. İnşallah o da olacak. Yani. İnşallah. Olacak. Evet. Yani bütün içme suyumuz, şey, iki tane göletimiz var. Evet. Su yoktu eskiden. Evet. Müracaat ettiniz. Doğru mu? Eskiden mesela 2-3 metre kar yağıyordu bizim buralarda. Şimdi hiç kar yok. O zamanın su bu kadardı. Yine de idare etmiyordu. Evet. Şimdi iki tane göletimiz var. Biz göletimizi kışın kapatıyoruz. Doluyor. Su doluyor. Şimdi istediğin yere vatandaş rahat rahat su var. Su var. Her tarafa, her tarla başına vana mesela boru gitmişler. Evet, çok vana konulmuş. Evet, kapasiteler. Küçük borular, küçük havuzlar. Evet. O borularla giriyor. Herkes rahat rahat geçimini sağlıyor. Evet. Yani bu keyif, bu zevk kimsenin eline geçmez. Cenab-ı Allah bize nasip etmiş. İnşallah daha da nasip edecek. Herkese, tek bizim değil. Evet. İnşallah herkese nasip olsun. Milletimiz işini bilse, düşünse, kim ne yaptığını, kim ne ettiğini bunu bilse hiçbir sıkıntımız olmaz. Evet. Olmayacak ve olmayacak. Evet. Bayram Muhtarı'nı sayın izleyiciler izliyorsunuz. Yani araştırmacı gazeteci olarak ben de kendisini gerçek canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'deki bütün muhtarlarımızın da bu röportajı izlemesini rica ediyorum. Ana yoldan ayrıldık. Efendim Muş, Bitlis, Van'dan, Elazığ'dan gelen karayolundan ayrılıyor. 21 kilometre dağa çıktık arkadaşlar. Kırsal bir bölge. Asfalt yapılmış. İşte çok güzel izah etti. Biz birlik olursak bizi kimse yıkamaz. Devletimiz güçlü olursa insan da güçlü olur. Doğru efendim. Evet, hizmetler gelir. Onun için biz bütün insanların kardeş olduğunu da düşünüyorum ve savunuyorum ben araştırmacı gazeteci olarak da. Şu güzel kardeşlik ve barış üzerine olan şiirimi de burada da okumak istiyorum. Adem ile Havadan olduk hepimiz bir avuç topraktık, savrulduk, sen olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk. Biz temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Biz bu dünyaya geldik, burası geçici bir mekan. Hepimiz vakti zamanı dolduğunda göçüp gideceğiz. Onun için biz bu ülkemizde tek yumruk olursak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evvelallah her türlü güçlüğün üstesinden geliriz. Bir gün önce röportaj yaptım Malatya'nın Dağrende ilçesinde. Medişah köyü muhtarımıza da buradan selamlarımızı iletiyorum. İki ineğe var, bir tanesini devletimize veriyorum dedi, bağışlıyorum dedi. Çok değerli insanlar var. Geçen yine işte haberlerde izledik. Geçen genç bir arkadaşımız düvesini sattı, kurbanlık olarak götürmüş İstanbul gibi yerde. 10 bin Türk lirayı satıyorum bu vatandaşa, devletimize bağışlıyorum dedi. Onun için arkadaşlar her zaman biz birlik olacağız, beraber olacağız. Bu ülke hepimizin. Doğru mu efendim? Evet, evet. Ayrımız gayrımız yok. Muhtarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Yıllara meydan okuyan bir muhtar, Malatya'da kıdemli bir muhtarımız. İşte biz Türkiye'de muhtarların sesi olarak 2012 yılında yayın hayatına başlamıştık. O zaman muhtarlarımız 300 Türk lirası aylık ödenek alıyorlardı. Sosyal güvenlik Bağkur primlerinde kendi ceplerinden yatırıyordu. Birçok muhtarımız da yatıramıyordu. Aynen, aynen öyle. Biz bunu öncülüğünü yaptık. İşte gördüğünüz, izlediğiniz gibi hep röportajları sosyal medyada paylaştık. Gazetemizde bastık. Hep yetkililere gönderdik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde ve Başbakanımız Binali Yıldırım, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu zamanında muhtarların ödenekleri, özlük hakları iyileştirildi. Doğru mu efendim? Allah razı olsun diyoruz. Bundan sonra tek sadece hizmete bakacağız. Bazı muhtarlarımızın prim borcu olan muhtarlarımız var, yatırmamışlar. Yapılandırma yapmayanlar da sağlıktan yararlanamıyorlar. Doğru mu muhtarım? Evet. Onların da biz çözüm bulunmasını istiyoruz. Evet muhtarım, bu Malatya'daki muhtarlarımıza ne tavsiye edersiniz? Türkiye'de muhtarların sesi gazetesini desteklemeliler mi efendim? Destekleriz, destekliyoruz, destekleyeceğiz. Evet, inşallah. İnşallah sayın izleyiciler, muhtarlarımız bizi destekledi, muhtarlarımız kazandı.
Malatya'nın işte neyi meşhur? Kayısısı meşhur. Nasıl memnun muyuz kayısıdan efendim? Kayısıdan memnunuz. Kayısımız iyi, her şeyimiz iyi. Evet. Eğer biz iyi olursa her şey iyi oluyor. Evet. Her şey var. Bizim memleketimizde yok yok. Her şey var. Evet. Biz kimseye muhtaç olmuyoruz. Evet. Olursak da bizim hatamız, hata bizim. Evet. Memleketimizde her şey oluyor. Suyumuz var, havamız var. Milletimiz iyi, memleketimiz yani devletimiz çalışıyor. Şimdi burada bir yol, bir çukur, bir yere giderse biz telefon ediyoruz. Evet. Ertesi gün ama battal kaziden şimdi kimin sayesinde? Devletimizin şu anki hükümetin sayesinde. Evet. Güçlü olması. Kimseyi kastetmiyor. Evet. Kastetmiyor. Evet. Yani A kişi, B kişi onu demiyor. Yani. Evet. Şimdiki millet, devlet o şekil çalışıyor. Millete yardım ediyor, millet de iş yapıyor. Evet. Millet her şeyini... Evet, Sayın İzleyici. Yani ülkemizin gelişmişliğini muhtarım çok güzel anlattı. Ben Kars, Muş, Iğdır, Ağrı, Van sınırına kadar gittim. Duble yol yapılmış arkadaşlar. Türkiye'nin her bir ucundan bir ucuna. İstanbul'dan geldik buraya kadar. Hep duble yol. İşte dediğim gibi birçok yerde yollar daralıyordu. Karşıda araç geldiğinde durup da geçtiren yerler vardı. Doğru mu efendim? Şehirler arası. Evet, şehirler arası yollar. Evet. Bizim burada şehirler arası yollar. Her yer duble yol olmuş. Hiç unutmam Adıyaman'ın Kaya Dibi köyüydü galiba. Bir muhtar öğretmen arkadaşımız ilk görev yeri oraya atanmış. Bekarmış o zaman. Çocuklarını ve eşini de almış getirmiş. Bundan yaklaşık 22 yıl önce orada görev yapmış. Dedi Süleyman Bey, ben bu köyde ilk öğretmen olarak atandığımda burada bir araç vardı. Bir tane de traktör vardı. Maaşımı çekmek için Adıyaman'a yaya gidip geliyordum dedi. Evet. Yani ülkemizin geliş... Şimdi gittik köye, baktık her evin önünde bir otomobil, bir büyük minibüs, 4x4 traktörler var. Yani ülkemizin gelişmişliğinin buradan yani görülmesini istiyoruz araştırmacı gazeteci olarak. Yani ben de her zaman örnek veriyordum. Bizim köyde de 4 tane traktör vardı, 3 tane otomobil vardı. Aynen. Ama şimdi her evin önünde şimdi 3-4 tane otomobil var, 4x4 traktör var, 1-2 tane, 3-4 tane böyle. Son modeli var. Efendim tırlar mı, kamyonlar mı dersiniz? Yani ülkemizin gelişmişliği burada. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. ABD'nin ülkemizde yapmış olduğu ekonomik yaptırımlarına da tüm vatandaşlarımız olarak hepimiz dur demeliyiz. ABD menşeli ürünleri hiçbir vatandaşımız bundan sonra almasın. Boykot edelim. Ülkemiz güçlüdür. Her zaman biz bu güçlüğün altından kalkarız diyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizin de başarılar. Teşekkür ederim. Efendim. Sizin buraya gelişine ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Bugün de, yarın da, o bir günde ömür boyu. Evet, evet. Yani böyle bir devir gelmemiş ülkemizde. Evet. Memleketimizden gelmemiş ve gelmeyecek. İnşallah böyle daha devam edecek. Daha İnşallah. Gelişme olacak. Böyle mesela şu bakın, şu hükümet, işte şu devlet, bu devlet güçlü, işte bize bir şeyler yapacak. Hiç kimse bir şey de yapamaz. Evet, kimse. Herkes yerinde. Biz özgürlüğümüze düşkün bir millet. Biz bize yeteriz. Evet, bizi kimse Allah'ın izniyle evet. yıkamaz. Biz evet. tek yumruğu olmasını her zaman biliriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. O günleri devletimiz, milletimiz başındaki olan, başta Cumhurbaşkanımız o günleri önceden biliyorlar. Evet, tabii. Bugün değil. Önceden evet. biliyorlar ne olacağını, evet. ne yapacağını. Onlar şimdi hiçbir şey yapamaz. Bir sağa sola kıvıracaklar. Yerinde oturacak. Evet. Görürsün inşallah. Bütün vatandaşlarımızın da ne kadar doları varsa gidip bozdurmasını, Türk lirasına dönmesini istiyoruz, olanlar tavsiye ediyoruz. Olanlar götürecek inşallah. Olanlar herkes evet. biliyor, götürüyorlar zaten. Evet. Millet uyanmış, iyi uyanmış, evet. iyi biliyorlar bu işleri. İşte biz medya sayesinde yani vatandaşlarımızın her türlü ne yapıyoruz, sorunlarını, efendim ülkemizin için, bekası için ne önemliyse onları ne yapıyoruz? Kamuoyuna ve dünyaya duyuruyoruz. Muhtarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim size. Sağ olun. Var olasınız. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.